Çok güzel, gerçekten çok güzel. Bu çok büyük ya. Bana yakışmaz yani. Nasıl karar vereceğim ben? Vallahi ben tavsiye ettiğim modeli söyledim Gümüş. Deneme sürüşünde kendin de gördün. Hı? Karar senin. Ne diyorsun? Bunun kırmızısı var mı? Niye kırmızı? Bilmem. Hep kırmızı olsun istemiştim. Bu modelin kırmızısı var mı elinizde? Maalesef. Gümüş yokmuş. Ama bence yeşil de çok güzel. İsterseniz kırmızısını getirtiriz. Ne kadar sürer? Bir iki gün sonra elimizde olur. Ne dersin? Bekler misin o kadar? Bilmem. Gümüş gel sen beni dinle. Bak inan yeşil de çok güzel. Ha? Hem kırmızı herkes de var. İsterseniz getirtiriz tabii. Siz bilirsiniz. Tamam yeşil olsun. Alın. Al bakalım. İçsene. Hadi içsene. İçsene. Sen ne konuşacaktın Mehmet? Bu konu senin pek hoşuna gitmeyecek ama... Allah Allah. Konu ne ki? Konu... Annem. Mehmet'i görmek istiyor. İkiniz de birbirinizden pek hoşlanmadığınızdan... Mehmet'i bir gün alabilir miyim diyecektim. Yani siz şimdi karşılaşmaktan pek hoşlanmazsınız ama... Mehmet, o senin de oğlun. Üzerinde hakların var. Kime istersen götürebilirsin. Bana sormana bile gerek yok. Evet, bizim annenle yıldızlarımız pek barışmaz ama... ben tabii ki Mehmet'in babaannesini tanımasını isterim. Teşekkürler. Teşekkür edecek bir şey yok. Rahat ol Mehmet. Tamam, aslında bir şey daha var. Şimdi söyleyeceklerime kızacaksın belki. Ama lütfen sonuna kadar dinle. Nihan, biliyorum. Daha önce tedavi yöntemlerini denediğini söyledin. Ama Amerika'da bir doktor buldum. Ortopedi profesörü. Bir deneyelim mi? Ne dersin? Sağ ol Mehmet. Ama ben deneyip deneyip yıkılmaktan bıktım artık. Bu durumu kabullendim. Nihan, ama ben kabullenemiyorum. Yani seni böyle gördükçe kendimden daha çok nefret ediyorum. Neden? Senin bir suçun yok ki. Asla. Asla böyle düşünmeni istemiyorum. Nasıl düşünmem Nihan, nasıl? Kaza gözlerimin önünden gitmiyor. Yani keşke senin... Artık keşke demek için çok geç Mehmet. İkimiz de çok büyük hatalar yaptık. Ama hayat bu. Sözümüz geçmiyor işte. Çok şey kaybettik. Çok şey geride kaldı. Ama senin de geçen gece söylediğin gibi dostluğumuz var. Onu kaybetmediğimiz için ben çok mutluyum. Ben de. Pardon. Oyuncaklarına bakalım. Benim. Ha merhaba Sami Bey. Geldi mi araba? Oo çok güzel. Kırmızı ama değil mi? Tamam. Çok teşekkür ederim. Ha bir adres versem hemen teslimat yapar mısınız? Aha. Aptal şey ne olacak aptal? Efendim Pınar. Tamam haklısın. Hatalıydım. Kendimi kaybettim işte ne yapayım? Ha, tam olarak ne demek istediğini anlayamadım. Biraz daha açıklayıcı olur. Ya anlasana. Ne diye beni süründürüyorsun ki? Pardon hangi konuda? Hak ettim bunu Pınar Hanım. Tamam sen haklısın. Yaptığım yanlış bir şeydi. Aptal bir kıskançlıktı işte. Ha. Yani ben bir şuursuzum. Ben harika, muhteşem, olağanüstü kocasına güvenmeyen, sorunlu bir kadınım diyorsun öyle mi? Pınar? Evet, aynen öyle diyorum. Ben sorunlu bir kadınım.
Muhteşem kocasını üzen bir sorunum ben. Tamam mı? Oldu mu? Rahatladın mı şimdi? Aslında tam olarak hayır. Başka? Başka? Senin gibi harika bir kadının neden böyle bir aptallık yaptığını öğrenmek istiyorum. Ne yapayım? Kadınlar seni benim gözümle görüyorlarsa diye çok korkuyorum. Pınar. Efendim? Sana tapıyorum. Ben de. Annem nerede? Annemi istiyorum. Defne'cim, arıyorum ama bir saattir bekletmeye alıp duruyor beni. Birisiyle konuşuyor herhalde. Bizi ara, çok önemli. Kızım, bana söyle annenden ne istiyorsan. Hı? Annemle resim yapacaktık, sen bilmiyorsun ki. Çocuğum dur, ben de biliyorum resim yapmayı değil mi ama... Bir saattir arıyorum. Kiminle konuşuyorsun? Bilseydim kimseyle konuşmazdım efendim. Siz miydiniz Cihan Bey? Ben Pınar sandım da sizi. Kusura bakmayın. Olur mu hiç, rica ederim. Asıl siz kusura bakmayın. Zamanınızı alıyorum. Müsait olduğunuz bir zaman yemeğe çıkıp sohbet eder miyiz diye düşünmüştüm de... ...bunu size sormak istedim. Müsait olursanız tabii. Bu nazik teklifiniz için teşekkür ederim. Çok bahtiyar oldum. Müsait oldum. Gideriz tabii. Bu hafta sonu benim takvimim uygun. Siz de... İnanın bugünlerde çok meşgulüm. Malum biz büyük bir aileyiz. Her dakika bir şey çıkıyor, tahmin edersiniz ki. Anlıyorum.